Değerli izleyenler, son dönemde şimdi ayçiçeği ile birlikte bir yandan da buğday fiyatlarını da konuşuyoruz. Pandeminin özellikle biraz daha tüm dünyada yumuşama emarelerini verdiği, aslında o son çeyreğe girdiğimiz anlarda fazlaca buğday fiyatlarını konuşmuştuk. Çünkü ülkeler buğday stoklamaya başlamıştı. Bu haberle birlikte yine buğday fiyatlarındaki hareketliliği takip etmeye başlamıştık. Geçen yılın son çeyreği itibariyle, ki Aralık'ta da yükselişi takip etmiştik. Daha sonra da rekor seviyelere doğru ilerledi buğday fiyatı. Şimdi önce gün içi grafiği ekranlarınıza getiriyoruz. 642 dolar seviyelerinde buğday, buğday fiyatı ve 2020'de bu arada en yüksek 644 doları gördü. An itibariyle bunun altında fiyatlanıyor. Ancak 2021 yılında 15 Ocak'ta 691 doları gördü. Bu yılın başında Ocak ayında 691 doları gördü. Bu yılın en düşük fiyatlaması ise 624 dolar seviyelerinde. Yine 25 Ocak tarihinde de 624 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Ocak'ta hem en düşük seviye hem de en yüksek seviyeyi test etti buğday fiyatı. Şu sıralarda da 642 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Biz şimdi hem buğday fiyatını hem unu efendim konuşacağız. Konuğumuz da bize eşlik edecek. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Tarladan Sofraya programında sorularımızı yanıtlayacak. Eren Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Dilerseniz buğday fiyatlarıyla başlayalım. Aynı zamanda geçtiğimiz yılın son aylarında çok sık konuştuğumuz o stok meselesi vardı. Onunla ilgili yeni gelişmeler var mı? Buğday fiyatları aynı zamanda küresel çapta bir tedirginlik yaratıyor mu? Evet, biz içinde olduğumuz dönem tabii ki hepimizin bildiği gibi çok farklı bir dönem oldu. Ve tabir yerinde ise dünya piyasalarını her gün farklı bir atmosferde bulduk, farklı rüzgarların estiğini gördük. Sizin de belirttiğiniz gibi pandeminin artık kontrol altına alındığı bir döneme yaklaşıyoruz. Daha stabil bir döneme doğru ilerliyoruz buğday fiyatlarında da. Tabii ki artık şunu da kabullenmemiz lazım. Bir önceki sezon, daha doğrusu 2019-20 sezonu, pandeminin olmadığı hasat sezonuyla 2021'i karşılaştıracak olursak artık 2019 gibi bir sezon fiyatlar anlamında beklememiz çok doğru olmaz. Yani grafikte de görüldüğü üzere borsa, Chicago borsasındaki buğday fiyatını görüyoruz. Evet. Artık 400'lü seviyeler gündemden kalkmış durumda. Teknik olarak harekete baktığımızda 600 dolarla 700 dolar arasında 2021 sezonunda, 2021 yılı içerisinde bir hareket görüyoruz. Önümüzdeki yılda hasat sezonu geldiğinde de bu bantta hareket edeceğini söyleyebiliriz. Bugünden itibaren sezona yönelik yeni fiyatlamalar gerçekleştiriliyor ileri vadeli kontratlarla. Karadeniz piyasasında Rusya çıkışlı FOB fiyatların 240 dolarlar civarında olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar bir önceki sezonda en düşük seviyesi olarak 190 dolarları görmüştü. Yani temel olarak şunu söyleyebiliriz. Evet, dünyada talebin daha canlı, özellikle stoklama talebinin daha canlı olduğu, daha yüksek devir stoklarının olduğu bir döneme geçtik. Üretim anlamında bir sorun olmamasına rağmen bu talepten dolayı fiyatların bir kademe daha yüksekte seyredeceği bir sezon bizi bekliyor. Evet, üretim tarafında bir sıkıntı yok dediniz. Özellikle geçen sene hem Rusya'dan bahsettiniz, aynı zamanda Çin'in değil mi stok yapmaya başladığı haberleriyle birlikte o piyasa hareketlenmişti. Dünya buğday stoğunun da herhalde yanılmıyorsam yarısından fazlasını Çin elinde bulunduruyor değil mi Eren Bey? Piyasayı şu an etkileyebilecek gelişmeler var mı o tarafta? Doğrudur. Çin'in devir stoklarına baktığımızda 155 milyon tondan 164 milyon tona kadar yükselttiğini ve dünyanın devir stoğunun bunun yarısı olduğunu gördük. Ve bu gelişmeler fiyatların o gördüğümüz grafikteki 500 dolardan 700'e kadar yaklaşan hareketinde çok etkili olmuştu. Şu anda bu alınmış olan stokların etkisinin fiyatın içinde olduğunu, fiyatlandığını söyleyebiliriz. Şu anda mevsimsel olarak, sektörel olarak sezonun sonuna yaklaşılan, yeni hasat sezonuna kısa süre kalan bir dönemde olduğumuz için şu anda bu stoklama eğilimleri daha düşük seviyede gerçekleşiyor. Dolayısıyla
Çin'in etkisinin biraz daha az olduğunu belirtebiliriz. Burada Rusya belirleyici bir oyuncu. Çin nasıl talep tarafında, stok tarafında belirleyici ise Rusya da ihracat tarafında ve üretim tarafında belirleyici. Dünyada gördüğümüz bu fiyatlarda Rusya'da ihracat vergisi uygulanması buğdaya çok etkili oldu. Şu anda ton başına 50 euroluk yani 60 dolarlık bir ihracat vergisini Rusya uyguluyor. Ve Rusya'nın uygulamış haliyle şu anda 280-290 dolar bandında teslim fiyatlı, Türkiye teslim fiyatlı bir fiyat oluşumu görüyoruz. Vergi de bu fiyatın içerisinde. Biraz önce Ayçiçek'te de gündeme geldi. Rusya'nın bu hareketleri tamamen kendi iç piyasasındaki fiyat hareketini, enflasyonu engellemek amacıyla gerçekleştiriyor. Buğday tarafına baktığımızda beklenen etkiyi gösterdiğini söyleyebiliriz Rusya iç piyasasında buğday vergisinin. Dolayısıyla tekrar bir ilave vergi beklentisi piyasada bulunmuyor. Dünyanın gelişiminde üretim tüketim dengesine baktığımızda önümüzdeki sezon içinde dünya üretiminin ilk tahminlere göre %2,4 civarında artması, tüketimin de bu paralelde artması bekleniyor. Dolayısıyla tüketimi karşılayan bir üretim var. Burada şu parantezi açalım. Her zaman üretimin tüketimden yüksek olması fiyatların stabil gideceği anlamına gelmiyor. Onu da bu sezon tecrübe etmiş olduk. Talebin arzdan daha güçlü olduğu dönemlerde. Peki Eren Bey, bu arada şimdi takip ettiğim kadarıyla buğday ve arpa tarlalarında da ilaçlama dönemi, mevsim koşulları rekolte tarafında da beklentiyi yükseltti. Tabii ki içeride de şimdi nabzını tutmak isteriz sektörün. Biraz hem buğday tarafını konuşalım, ardından da ürün olarak unu da ele alalım. Buyurun. Evet, Türkiye tabii meteorolojik olarak özellikle Ekim-Kasım aylarında normallerin, mevsim normallerinin altında yağışla geçirdi. Bu da ürünle ilgili gelişimleri geciktirdi. Ardından Aralık-Ocak aylarında toparlayan yağış rejimleri gördük. Şubat ayında yine bölgesel farklılıklar var. Özellikle Marmara bölgesi iyi yağış aldı ama İç Anadolu ve Güneydoğu'da mevsim normallerinin bir miktar altında yağışlar görüyoruz. Dolayısıyla hani Türkiye için sadece tarımsal anlamda değil, yani tarımsal bir kuraklık yok ama meteorolojik olarak bir normallerin altında bir yağış rejimi var. Bu da su stoklarını etkiliyor. Günlük hayatımıza da etki edebileceği gibi. Ama baktığımızda şu andaki gelişim döneminde, yani Nisan ve Mayıs aylarındaki yağışlar çok daha kritik halde. Şunu söyleyebiliriz, Türkiye için şu anda bir tarımsal kuraklık söz konusu değil. İlerleyen dönemlerdeki olumlu yağışlarla bir önceki seneki üretim rakamlarını yakalayabiliriz. Ama önceki dönemlerin üstüne çıkmak şu ana kadar gerçekleşen yağışlardan dolayı çok mümkün olmayabilir. Bu noktada şunu söyleyelim, Türkiye'nin devir stokları da, tahmin edilen devir stokları da bir önceki yıla göre daha yüksek olacak. Yani dünyada yaşanan daha çok stok bulundurma eğilimi Türkiye'deki oyuncularda da TEMO'nun yapmış olduğu stok artırımları sayesinde Türkiye'de de mevcut. Zaten Türkiye'nin en önemli özelliği mikro klima iklimlerine sahip olması, 7 bölgesinde buğday yetişmesi. Yani bir bölgede yaşanan, örneğin şu anda özellikle İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve doğusunda yaşanan kuraklık bir başka bölgedeki artışla telafi edilebiliyor. Şu an Trakya'daki yağış rejiminde olduğu gibi. Umarız bunların hepsi birbirini dengeleyerek yeterli miktarda üretim sezonda sağlanmış olur. Peki hemen bunun sanayiciye yansımasını da konuşalım. Şimdi 68 ilde faaliyet gösteren 500'den fazla aktif un sanayicisi var. Şimdi üretimle ilgili de aslında yine de hoş bir tablo çizdiniz. Hem pandemi etkisi hem de mevsim koşullarını da ele alarak. Peki bu sanayici tarafına nasıl yansıyor? Un sanayisi dediğimizde özellikle ilk çeyrek itibariyle un üretiminde nasıl bir görünüm var? Ki bildiğimiz kadarıyla değil mi, ihracatta da Türkiye lider konumda yer alıyor. Evet. Tıpkı buğday üretiminin 7 coğrafyada olduğu gibi bu ham maddenin bulunduğu bölgelerde Anadolu'ya yaygın bir şekilde de un sanayicilerimiz var. Her bölgede faaliyetlerini gösteriyorlar. Bu sayede hem buğdayın, çiftçinin ürettiği buğdaya değer kazandırıyorlar, hem de tüketiciyle hızlı bir şekilde sanayicilerimiz
bu ürünü buluşturmuş oluyorlar. Türkiye'de un sanayisi gerçekten hem teknoloji olarak ileride hem kapasite olarak yüksek bir kapasite. Bu da dünyada ihracat birinciliğini bize getirdi. Tabii içinde bulunduğumuz dönemde her sektörü etki eden bir konteyner tedarik problemi söz konusu. Bu nedenle ilk Ocak ayında biz geçtiğimiz yıla göre geçtiğimiz sezon 273 bin tonluk bir ihracat gerçekleştirirken Şubat'ta 253 bin tonluk bir ihracat gerçekleştirdik. Dolayısıyla %4 ile 6 arasında ihracatta bir düşüş ilk çeyrekte bekliyoruz. Bunun da ağırlıklı nedeni konteynerde yaşanan tedarik sıkıntısı. Bunun telafi etmek için birçok çalışma zaten çeşitli birimlerle yapılıyor. Sonuç olarak biz pandemi döneminde de şunu yaşadık. Özellikle pandeminin en yoğun yurt içinde de hissedildiği Mart-Nisan aylarında ihracatımız oldukça yavaşladı. Çünkü çok kuvvetli bir iç tüketim söz konusuydu. Hem ham madde kaynakları hem üretim kaynakları buraya yönlendirildi. Ardından ihracata dönüldüğünde de ertelenmiş talep tekrar yerine koyulabildi. Konteynerde de evet şu anda sevkiyatların yavaşlaması ihracat rakamlarımızı düşürüyor. Eğer bu sorun kısa vadede çözülürse yani 3-4 ay içerisinde çözülürse ertelenen talebin tekrar ihracatçılar tarafından realize edileceğini öngörüyoruz. Ama daha uzun sürerse bu maalesef bir tonaj kaybına da sebebiyet verebilir. İş tüketimde daha stabil bir dönemden geçiyoruz. Tahmin ediliyor ki çeyreğin sonuna doğru da Ramazan'a doğru biraz daha üretim rakamlarının yukarı gitmesini bekliyoruz. Peki Eren Bey, şimdi vaktimiz de daraldı. Süremizin de sonuna yaklaştık ama birlik olarak sizin yapacağınız ve hayata geçirdiğiniz son çalışmaları da duymak isteriz. Evet, bizim uluslararası örgütümüz 32 ülkedeki un sanayicilerinin bir araya un sanayici derneklerinin bir araya geldiği bir örgüt ve ana faaliyet konusu da bu alandaki un sanayisindeki gelişim eğitim faaliyetleri. Biz bu noktada pandemi döneminde de gıda arz güvenliğinin korunması, gıda hijyeninin geliştirilmesi konusunda çalışmaları gerçekleştirdik. Özellikle buğday tedarikçisi olan ülkelerdeki Rusya, Ukrayna'daki üyelerimiz ve derneklerimizle bu piyasalardaki gelişmeleri takip edip özellikle de kamu nezdinde ihracatla ilgili yapılabilecek kısıtlamalar noktasında bu zincirin kopmaması için çalışmalarda bulunduk. Dolayısıyla Türkiye bölgede hem buğday üretimi hem un ihracatında güçlü bir ülke olduğu için bu sivil toplum kuruluşunda da önemli bir rolü üstlenmiş oldu. Peki Eren Bey, çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Teşekkürler. Değerli izleyenler, bu keyifli sohbetle de Tarladan Sofraya programının sonuna geldik efendim. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından teknoloji çağı ile karşınızda olacağız. Stratejik sektör yazılımı ele alacağız.